Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aslında bir marka şehirdeyiz. Biz Çanakkale'deyiz. Ve ikincisinin düzenlendi. Hemen arkamdan yazıyor sevgili Cuma'nın da görüntüye aldığı Turkcell Gelibolu Maratonu. Uluslararası anlamda ki gerçekten şöyle söylemek istiyorum. Bu arada koşmadan birinci oldum Cuma, bak ne güzel. Hemen şeyden kestirmeden. Dediğim gibi dünyada bu tür örnekler var ama marka bir şehirde. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, gelenekleriyle gerçekten marka bir şehirde böyle güzel bir organizasyonun ikincisinin yapılması da mükemmel. Biz uzun zamandır mikrofon sende çekmiyorduk. Böyle bir fırsatı bulup, böyle güzel bir ortamı bulup niye mikrofonları onlara uzatmıyoruz? İşte bugün bu programın gerçek adı tescillenmiş oldu. Mikrofon sende, Turkcell Gelibolu Maratonu'yla başlıyor. Yıllardır arkadaş bizi bekliyormuş Cuma. Biz mi bulduk, o mu bizi buldu? Biz bulduk onu değil mi be? Bence de biz seni bulduk. Merhaba, isim? Doğukan. Doğukan, sen gönüllü müsün? Ben gönüllerin şampiyonuyum abi. Gönüllerin şampiyonusun. Gönüllerin şampiyonuyum. Şimdi çok güzel bir organizasyon ama evet. Halk kayıtlarının yapıldığı yerden bilgiyi sen vereceksin artık bize. Evet. Yani seni seçtik, birkaç modundayız artık, yapacak bir şey yok. Bu duruma geldiğim için gerçekten çok bence mutlu, onurluyum. Yıllardır evet. Bizi bekliyormuşsun. Yıllardır bu anı beklediğim bekliyorduk için. Bekliyorduk. Evet, arkadaşlarım da öyle diyor bak zaten. Arkadaşlarım ikisi çok değerli insanlar zaten. Değil mi? Evet, burada halk koşusu ve maraton olmak üzere iki ayrı kategori sen var. Sen koşacaksın Doğukan, onu bunu bırak, sen koşacaksın mı? Abi şimdi dıtlarsınız diye söylemiyorum, ben koş izleyeceğim öyle yani. Hani ya, o zaman koşma, kolay gelsin sonra. Teşekkür ederim. gel öyle ya. İsim ne? Alper Karagöz. Alper, sen koşacaksın mı? Abi düşünüyorum sadece şu an. Koşma. Sağ ol Alper. Merhaba. Düşünüyorum. İsim? Sibel. İsim düşünüyor. Koşacak Sibel. Koşmayı düşünüyoruz. Koşmayı niyet eden yok mu aranızda? Çünkü biz gönüllüyüz. Fırsat bulabilirsek koşmayı düşünüyoruz. Siz zaten günlerce koşturacaksınız. Olsun. Maraton ne ki? Barış için değer. Değil mi? Evet. Peki organizasyonda ilk yılınız mı? İlk görev yılınız mı? Evet. İlk, okulumuzun vallahi ilk yılı, organizasyonumuzun ilk görevi. Bir de sen görevi. Yeni misin evet. Burada? Evet. Adanalıyım. Bu baya çömez. Biz de Cuma gittik böyle çömezler. Aranızda hepiniz mi ilk yılınız? Abi niye istiyorsunuz ya? Abi aranızda kıdemli öğrenci yok mu? Ben varım. Sen mi? Kaç yıllıksın? Ben 1,5. O da 1,5 yıllıkmış. Gel. Gel gönüllü. Buyurun abi. Hep ya bari isimlerinizi yazsalardı ya. Bence böyle. De ya. Bizim topluca adımız gönüllü. Topluca adınız gönüllü. Evet. Nüfusa da böyle kayıtlısın. Gönüllüyüz. O zaman TC kimliğin de aynıdır senin. Evet. Kaç numara? Yok. Numaram İsim? Yok. Berkin. Berkin neresi? Buralıyım. Buralısın. Buralıyım. Çanakkale çocuğuyuz. Oğlum sen zaten 2 yıldır öğrenci değilsin ki, sen zaten buralısın. Tamam, kıdemli deyince ben de burada kıdemli. Kıdemli deyince 2. yılın burada da o evet, zaman. Evet, burada 2. yılım. Nasıl bu yıl organizasyon bu daha mı kapsamlı? Bu sene çok güzel oldu. Bu arkadaşlarla daha az önce yeni tanıştık. Sağ olsunlar, hepsi çok iyiler. Çömez bunlar ya. Yok, hayır, estağfurullah. Bu sene çok farklı oldu aslında. Ben geçen sene de çalıştım ama çok iyi yapmışlar bu sene yani. Bu sene iyi oldu. Gerçekten. Bu sene her şey çok programlı genişlik böyle. Genişlik anlamında da çok genişlik oldu. Olsun, sponsorlar olsun. Rahat, herkes rahat burada. Herkes kendi işini seve seve yapabiliyor. Arkadaşlar da çok cana yakın, sağ olsunlar. Peki böyle. Sen öğrenci misin? Ben öğrenciyim. Hangi bölüm? Bilgisayar programcılığı. Bilgisayar programcılığı. Sen? Spor yönetimi. Hep full time. Peki bir şey, sen? Sana gelmedik diye soruyoruz. Sen? Lise 3 öğrencisiyim. Ay gel. Kıyamam. Bu bak, bu en çömez. Bu bayağı bir, bu profesyonel çömez. Hangi okul? Çanakkale Anadolu Lisesi. Çanakkale Anadolu Lisesi. Şu saatte ders yok muydu?
ben geldim buraya gönüllü olarak. Gönüllü olarak. Yok yazmıyorlar bugün seni değil mi? İzinliyim. Daha nasıl okulun başı. Aman dersler başlıyor. İsim neydi? Beren. Beren hangi bölüm istiyorsun? Ne yapacaksın? Sen de mi yönetici olacaksın? Yok, tercümanlık okuyacağım. Tercümanlık okuyacaksın sen. Ne tercüme edeceksin mesela bize? İşte 3 dil öğreneceğim. Hangi 3 dil ama? Biz kuş dili mesela. Ben çok iyi kuş dili biliyorum. İşte İngilizce. Almanca, Fransızca, Rusça. İngilizce, çok... Almanca, İspanyolca. İspanyol. Niye İspanyolca? Daha çok konuşuluyor. Bu ara yaygın. Bu ara yaygın. Böyle şey gibi ama hani bu ara işte gripli salgın ya. Bu ara İspanyolca salgın yani öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşa bakın ya, ara sıra ders falan çalışsın. Bak lise 3 öğrencisi, yardım edin. Şimdi gelelim şöyle spor yöneticilerine. Gelelim. Ne olacaksın? Spor yöneticisi onda ne olacaksın? Antrenör mü olacaksın? Ne olacaksın sen? Ya ben antrenörlük düşünüyorum. Öğrenmenlik. Hangi branş? Futbol tabii ki. Futbol tabii ki. Yani. Eğer olursa 2 yıldan 4 yılda tamamlayacağım. Hangi takımsın vardı? Fenerbahçe tabii ki. Fenerbahçe'nin başında görürüm. Gaza getirme çocuğu. Çocuğu gaza getirme. Bak kötü gidiyorlar. Gazla çalışıyor. Değil mi? Evet. Orada işaret etme ama. Fenerbahçe başında bir şey dediniz. Fenerbahçe'nin başına gelecek misin? Öyle bir niyetin var mı? Vallahi koyarlarsa geliriz yani. Değil mi? Pereira gibi bir sıfıra yatmayız en azından. Değil mi? Bir de öyle bir şey var. Sen ne yöneteceksin şimdi? Ben yöneticilik okuyup formasyon alıp öğretmen olmayı düşünüyorum. Ha, öğretmen olacaksın? Evet. Bundan başına. Çekilmez yok. Bunlar ya vallahi. Bunlar vallahi da... okumayalım. Bence de okumayın. Bence de. Futbol antrenörü olman için bir de okul bitirmen gerekiyor mu artık? Gerekiyor tabii. Sertifikayla olabiliyorsun. Sertifikayla olur. Evet. Değil mi? Tabii. Aynen bak hocam doğru söylüyor. Okuyun. Okuyun arkadaşlar. Fırsat var. Sen ne olacaksın? Senin branş ne? Ya ben bir şey olmak istemiyorum. Ben zevk için okuyacağım ya. Vallahi biz bölümü zevk için okuyacağız. Yılın cevabı. Zevk için okuyan arkadaşımızı. Günün kahramanı ilan ediyoruz diyeceğim ama isim neydi senin? İsmim Veli. Veli. Aynen. Veli, nerelisin? Ben Ankaralıyım. Ankara, neresinden? Ankara Çankaya. Bak Ankaralı mısın, Ankaralı mısın? Ankaralıyım. Ha, Ankaralısın öyle mi? Şimdi Ankara dedin ne olmaz? G'yi G yapacaksın. O böyle olacak. Yani. Peki ilk organizasyonu nasıl buldun? Daha gelir gelmez şehre? Ya daha bir saat oldu ama bir canlı ya burası. Ya, şehre bir geldin dediler. Yani. Tamam sen gönüllüsün. Tamam ya aynen öyle. Sen gönüllüsün. Aldılar hemen seni. Aldılar bizi buraya. Arkadaşlarla birlikte geldik. Sen de spor yöneticiliği okuyorsun. Spor yönetimi okuyoruz. Ne olacaksın? Ya şimdi biz organizasyon işimiz var bizim. Spor yönetimi var. Ya her türlü işe olabiliriz. Öğretmen olabiliriz. Spor yöneticiliğinde federasyonlarda çalışabiliriz. Yani bizim çok iş kapasitemiz çok fazla bizim. KPSS'de falan işte o şekilde halledeceğiz. Evet, idare edeceğiz artık. Ne aynen. Bakalım. Senin isim neydi? Seliş. Zeliş, nerelisin? Ben Giresunluyum. Hadi ya. Evet. Tamam, şimdi burada kayıtlar oluşturuluyor. Evet. Burada. Şimdi sen bize bunun bilgisini ver, sonra geleyim sana. Sen ne olacaksın diye sormayayım zaten. Tamam. Belli. Sen antrenör olacaksın. Yok, ben antrenör olmayacağım. Olmayacaksın mı? Ya yaptığım sporun antrenörü olacağım. Hangi? Ama karate. Harbi mi kız? Evet. Ben de eski milli tekvandocuyum biliyor musun? Vallahi. Bilmiyorum. Ama yönetici olamadım. Almadılar, tipten kaybettim. Öyle. Şimdi burada kayıtlar nasıl oluşturuluyor? Önce onu bilelim. Önce isim soy isim alıyoruz. Tamam. Sonra biz olamıyoruz. Biz basınız. O birazdan oraya da gideceğiz cuma. Biz bunları aldık. Okuyacaktım. Kazandım hatta gitmedim. İyi yapmışım hala zaten. Hala gitmiyorum. Para yok bu işte. Olsun para olmasın. Sevdiğin işi yapıyorsun sonuçta. Mesai saatin yok. Olsun. Evlenemiyorsun. Evlenmek isteyen kim? Tamam o zaman bunu. Hemen sen bırak okulu bize gel. Tamam. Tamam. Zeli şimdi isim soy isim aldık. Ondan sonra TC kimlik numarasını alıyoruz. Alıyorsun. Sonra e-posta adresi alıyoruz. Bir de cep telefonu alıyoruz. Bir de cep telefonu alıyoruz. Peki başka bir şart var mı? Yani ne bileyim abla senin kalbin var. Amca senin işte ne bileyim basurum var falan diye sormuyorsunuz mu? Yok eğer kalbinden rahatsızsa yürüyebilir. Ya, koşmak şart değil. Maksat koşmak değil. Ama maksat bu heyecanı yaşamak. Aynen. Değil mi? Zeliş bence karate antrenörlüğünü düşünsen bak. Ya, federasyonu öyle şartlar sunuyor onu sana. Onu istiyorum ama asıl mesleğim polis olmak. Polis olmak. Kaç yıldır karate yapıyorsun? Ben mi? Üçüncü yılıma gireceğim. Üçüncü yıl. Sana artık abla diyebilirim ben yani. Karate çok zor yani. Yani evet ben... zor bir spor. Neyse. İnşallah. Şimdi bu gönüllülerin arasından diğer standlara da gidelim. Cuma sizlere kolay gelsin arkadaşlar. Bunlar bir de spor yöneticisi olacak. Kolay gelsin. Bunu basın yapacağız ama. Aynen. Cuma'cığım şimdi öbür akreditasyona gidelim. Sonra diğer standlara geçelim. Evet halk için standımızı takip ettik. Şimdi bu tarafa gelelim bakalım burada neler yapılıyor, neler ediliyor. Yemek yeniyor. Genelde yemek yiyor arkadaşlar değil mi? Kolay gelsin. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Şimdi burası neresi? Akreditasyon çadırı. Niye akredite ediyoruz abi? Neyi ediyoruz? Ne ediyoruz? Biz burada mesela bir basıp kalktığımızı buradan aldık. Ona hemen reklamını... Koşucular geliyorlar.
koşucular geliyorlar. Burada kayıtları olduğu zaman oradan buluyorlar sistemde. Bunlar profesyonel olanı. Yani sporcu evet. olanlar. Evet. Halk orada, sporcular burada. Evet. Tamam, güzel. Başka bu kadar. Oradan bu kadar mı? Kayıt oluyorlar. Buradan kayıt oluyorlar. Burada ayaklarına takmaları gereken elektronik çipi alıyorlar. İşte bak abi bak, dile konuşuyor. Ondan sonra yandaki arkadaşlardan en baştan da... bir başlıyorlar, standın sonunda evet, dile gülüyorlar. Sonundan evet. Çantalarını alıp çıkıyorlar. Çantalar derken. Çantaları tabii. Da görelim değil mi Cuma? Ne giyiyorlarmış? Çanta ve tişört alıyorlar herhalde. Değil mi? Tişört çanta ve tişört var. Peki evet. Geçen yılın konsepti de aynı mı? Tişörtler değil. Değil. Geçen yıl maviydi, bu yıl düz sarı. Ne kadar? Peki şu an ilgi ne kadar? Bak işte gel hemen şöyle gösterelim. Cumacığım çantalar bunlar. İçindeki muhteviyat hani şeyde vardır ya. Ne o? İlaç alırken prospektüs. Biz de prospektüslük yapalım. Vallahi içinde bir şey yok gibi görünüyor Cuma. Bir dakika dur. Şapka var. Şapkamız var hemen şöyle. Karıştırıyorum. Araba kokusu var. Ya adamın arabası yoksa ne yapacağız? Arabayı da veriyorsunuz mu? Armağan'a söyleyelim, bir dahaki yıl araba versin. Broşür de ver. Değil mi? İşte tişörtümüz. Vallahi ben buradan bayağı bir beleşe giyineceğim gibi görünüyor birazdan. Sonra diyorlarmış, abi sen profesyonel koçun. Ahan da böyle Cuma. Pazar günü beni böyle görebilirsiniz. Bu arada isim neydi? Şervin ben. İzzet Türkkal. İzzet Bey ve Şervin Bey. Peki, çok teşekkür ederim. Ben bunları hemen yerine tekrar koyalım. Eksik gelmesin. Ne olur, ne olmaz. Sayılıdır, mayılıdır bunlar değil mi? Bismillah, sayılıdır böyle, sayılıdır yani bunlar. Bak yine söyleyeyim, sayılıdır, şaka. Tabii ki şaka. Peki, ilk yılınız mı bu organizasyonlarda sizin? İkinci yılınız. Geçen yılki organizasyonda da vardınız. Evet. Peki bu yıl daha yeni başladı. Aslında bugün başladı değil mi kayıtlar? Evet. Bugün yok. Kayıtlar çok önceden başladı. Çok önceden başladı. Ama bugün fuarımızın açılışıyla birlikte bütün aktivasyonların gerçekleştirilmesi ilk aşaması. Nasıl ilgi, alaka? Çok yoğun, gayet güzel gidiyor. Tabii güzel. Ki. Geçen organizasyon yıl... olarak da geçen yıla göre daha çok iyi. Çok iyi. Evet. Evet. Geçen yıl küçücük bir alana sıkışmış. Evet. Böyle. Evet. Daha güzel. Basın oldu. Anlamında da çok zor. Evet. Bize şimdi, de çok zor. Bakın şöyle bir yerde sosyal medya alanımız var. Oo, onlar da bir yandan duygularını yapıyorlar. Ben bir şey söyleyeyim. Bu organizasyonu yapanların hepsinden Allah bir kere gerçekten. Evet. Hem dünyaya duyulması evet. açısından hem barış çok önemli şu anda. Bütün ülkemiz için, bütün dünya kardeşlik için çok önemli bir faktör. Bir de şöyle bir şey var. 1,5-2 yıldır şu konuşuluyor. Savaşın çok olduğu bir şehirde barışın isminin geçmesi çok zor oluyor diyorlardı ama sanırım bu organizasyonlarla da Barış'ın ismini yani Çanakkale'nin isminin hemen yanına Barış'ın şehri ismini koymuş olduk. Tabii ki. Ve de yoğunlukla da Türkiye bunu duyurmuş oluyor bence dünyaya. Ulusal basından bu da, kaç basın mevzusu gelecek? Gelecek. Yok şu an sayılarını bilmiyoruz ama 52 ülke sanıyorum yarışmacı katılacak tahminimce. Ama mutlaka ki onlardan da o kadar bir basından katılım olur. 52 ülkeden ikişer kişi gelse toplamda 4 kişi yani, yani. 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 Yerel basın, ulusal basını da kattığımızda on binlerce kişi çok sayıda bugünlerde Çanakkale'de olacak. İnşallah bekliyoruz, bekliyoruz. Bu organizasyonun en azından şusu mu var? Çanakkale'nin ekonomisine de katkı. Tabii çok ki. Büyük bir katkı. Hem dışarıdan gelen çok. Hem ekonomik anlamda çok. Turistik tabii ki büyük bir katılım olacak. Çanakkale'yi bilmeyen birçok yabancı bence bundan sonra Çanakkale'yi tercih edecektir. Bu arada yevle yemeği vaktinde geldik. Afiyet olsun sizlere de. Valla biz gelirdik. Siz gönüllü müsünüz? Sen ekipsin. Bir de gönüllü. Hemen biz gelin şöyle arka tarafa da geçelim. Burada gönüllüler. Afiyet olsun, afiyet olsun. Gönüllü yemek yeme alanımız Cuma'cığım. Böyle yemek yiyor arkadaşlar. Ne yediklerini söylemeyelim ayıp olur sonra. Oruçları bozulur dermişim. Burada arkadaş kadrolu olduğunu söylüyor. Kolay gelsin. Bu internete bağlanıyor mu? Bağlı. Tamam o zaman ben buradan şey yapıp siz röportaja devam edin. Ben buradan biraz arkadaşlara. İsim neydi? Gizem. Gizem neresin? İstanbul. Neresin? Merkez. Merkez. İstanbul'un merkezi. Beşiktaş. Vay valla. Ben de Beşiktaşlıyım ama sadece takım olarak. Peki organizasyonda kaç gönüllü, kaç kadrolu kişi çalışıyor ya da bulunuyor tahmini? Bu rakamların hepsini ben size Ramazan Bey'i göstereceğim. Bütün rakamlar Ramazan onda. Bey. Gönüllümüz 100-200 arası. Alabilir miyiz sizi? Sizi. Buraya, sahneye. Sahneye alalım. Benim çok acil bir mail geçtiğim lazım. O yüzden.
Teşekkür ederiz. Beşiktaşlı olmanız yeterli bizim için dermişim. Ramazan Bey, abi adam CIA ajanı gibi dolaşıyor. Baksana telsizler. Merhaba İhsan ben. Ben de Ramazan. Vallahi şehir vukuatlı nüfus kayıt örneğimi unutmuşum. Özür dilerim. Geleceğini verdin mi oraya? Vallahi verdim. Basından aldı arkadaşlar. Gerek yok. Aldınız mı? Almadılar ya. Vallahi direkt aldılar, ismi. Almadılar vallahi. Almayın zaten. Gerek yok. Ne olur. Değil mi? Kolin olsun ya. Bunları dağıtıyoruz diyoruz biz vallahi. Sen gel dağıt. Benimle ben seni. Gel Ramazancığım. Biz hemen yani. Konuşacağımız cuma bir de böyle konuşmak için özel alan yaratmışlar gel, adamlar. Gel. Bak ne kadar güzel. Gel ben seni götüreceğim. Gel gel biz gidiyormuşuz cuma. Gördüğün en iyi röportaj panosu. Vallahi. Hazırız değil mi? Vallahi bak panomuzun önüne geldik. Bir sürü sponsorumuz var burada tabii zaten. Bu sponsorun desteği olmadan olmuyor. Aynen. En büyük sponsorumuz isim sponsoru olan Turkcell, tabii. Çanakkale Valimiz. Bir de Çanakkale Valimiz için çok ilginç oldu. Gelir gelmez çok güzel bir organizasyona gelmiş oldu. Ramazan, tahmini mi diyeyim yoksa net rakamları alabileceğiz mi? Kaç kişi burada görevli? Gönüllü anlamında mı? Hem şu anda gönüllü anlamında burada 100'den fazla gönüllümüz var. Ayrıyeten 25 kişi de profesyonel ekibimiz var bize destek olan. Bu şekilde organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki kaç tane sponsor ve etkinliğe katılan ekibimiz var? 21 tane stand var. Bu çeşitli STK'ların, çeşitli işte markaların kurduğu standlar. Ayrıyeten burada alan başkanlığımızın onun önemli, çok önemli evet. bir yeri var. Onun bir standı var, büyük bir çadırı var. Onun dışında bizim gönüllerimizin olduğu çadırlar var. Yani bir 18 tane stand, 15 tane yakında var. Sponsorumuz var. Süper bir şey ya. Peki geçen yıl sen görevli miydin? Hayır. Burada bu yıl ilk. Şöyle biz Sport'tan Sport olarak bu işi Armağan Bey'le şirketleriyle destek olarak yapıyoruz. Geçen sene bu sene varız. Umarım bundan sonra beraber uzun yıllar Peki, olacağız. Peki nasıl buldun ilk yıldan? Bence harika. Değil mi? Harika süper. Geçen yıl biraz daha organizasyonla dar alandaydık ama bu yıl bayağı bir genişlemişiz. Tabii bu yıl işte tüm katılımlarını bekliyoruz çünkü onların gelebileceği inanılmaz alanlar var, inanılmaz aktiviteler var. Sürekli sahne şovlarımız aktif. Süper. Burada zaman geçirebilirler. Özellikle Cuma, Cumartesi. Günü, yani. Pazar günü bu arada maratonda bekliyoruz sizi. Biz zaten orada olacağız. Sabahın 6'sında kalkacağız Cuma senle. Artık kamerayla sen nasıl koşarsın bilmiyorum da. Hani eskiden vardı ya Ramazan adam taça çıkar. Abi son pozisyon koşarken abi nasıl gidiyor falan. Aynen öyle. Yetişebilirsek maratonda da seni o şekilde performansını bekliyoruz diye. Valla geçen yıl yaptım bilmiyorum yani. 20 metre kadar koştum ondan sonra hedef 25 yürüdüm. Olsa yeter bence. Yok 50 metreyi çıkartacağım. Kendi rekorumu kıracağım. Özlem gel kaçma. Gel. Gel. Sen, gel hemen TV8'den geleceksin de sen burada. Gel buraya. Sen gel artık. Buraya, ben, gel buraya. Ben gideyim artık. Tamam Ramazan çok teşekkür ederiz. Sponsorumuzun etkinliğimizin yüzü Özlem. Ne yapıyorsun evet, kız? Evet iyiyim. Siz nasılsınız? Kanalda nasıl gidiyor işler? Süper. Vallahi hayal edemezsiniz. Mükemmel. Bana da iş var mı orada? Acuna bir söylesin falan dermişim. Hayır yok. Hayırdır buralardasın? Okul için mi? Okul için. Derse yetişmem gerekiyor. Daha bitmedi mi? Yok son senem. Bitecek inşallah. Hadi bitir de gel. Hadi git, tamam, bitir gel. Hadi görüşürüz. Evet Ramazan'dan biz genel ayrıntılar aldık. Şimdi diğer standlara gidelim ama bizim için en önemlisi Çanakkale için önemli olan Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı. Tarihi Alan Başkanlığımızın da çadırına bir gidelim. Ondan sonra diğer çadırlarda dolaşacağız. Bir sakin. Çok adam heyecanlı. Dalgıç olunca içeride yediği oksijenin etkisiyle. Şaka. O organizasyonda bir beraberdik. Gerçekten tabii. Mükemmel bir organizasyon. Hakikaten. Şimdi bugün de buradasın. Evet. Hemen müdürlüğümüzün yaptığı işlerin. Şu an ne yapıyoruz burada? Neler yapıyoruz? Şu an Turkcell Gelibolu Barış Maratonu dolayısıyla açılmış olan standta biz de İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak stand açtık. Standta müdürlük olarak basmış olduğumuz envanterleri halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Ne dağıtıyoruz? Hemen görelim. Mesela ben hemen söyleyeyim. Şurada kalan bir magnetimiz var efendim. Var, evet. Magnetlerimiz. Şu an depodan geliyor. Ama burası Çanakkale değil. Geç. Şurası Çanakkale. Tamam. Burası Çanakkale değil bence diyeceğim ama yok yanlış söylüyorum. Burası Assos. Assos evet. Burası abidenin olduğu yer. Yani bilmeyenler için efendim gösterelim. Ören yerlerinin magnetlerini yaptırdık. Evet. Gördük. Vatandaşlarımız elinde kullansınlar. Kitapçıklarımız var. Tabii. Peki geçen yıl organizasyonda var mıydık? Tabii ki vardık. 3 gün organizasyonda yer aldık. Nasıldı? Geçen yıla oranla bu yılın şeyi nasıl? İlgisi alakası? Geçen yıl stand bazında standlar daha profesyonel değildi. Bu yıl daha profesyonel ama katılımcılar geçen yıl daha fazla idi sanki. İlk gündür belki ondandır böyle. Olabilir. Bence. Katılımcı derken ziyaretçi sayısı değil. Katılımcı sayısı. Yani stand sayısı olarak. Evet esnafımız ya da ne bileyim diğer şeyler standları daha çok doldurmuşlardı. Hmm. Onlar daha renkliydi gibi geldi ama bu yıl da güzel. İnşallah bu yıl da bu genişliği şey yaparız. Biz size arkamızı döndük. Kusura bakmayın. Siz ne yapıyordunuz burada? İsim neydi efendim? Ben de Meral. Meral Hanım siz ne yapıyorsunuz?
standta yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Çay kahve falan. Şaka söylüyor tabii ki. Siz koşacak mısınız bu arada? Sormadım. Ben yok, uçacağım ben. Zaten o performansı beklerdim. Onun için ben Microlight uçakları var. Onları bulabilirsem uçacağım inşallah. Uçacaksın. Uçacağım. Siz efendim koşacak mısınız? Yok, koşmayacağım. Niye ya? Bak, olay koşu. Standta kime sorsak düşünüyoruz. Yok, koşmayacağız. Koşun bence ya. Ben geçen yıl 25 metre yürüdüm röportaj yaparak. Mesela o da bir katılımdır. Bu yıl 50'ye çıkartacağız onu. İnşallah. Size kolay gelsin diyorum efendim. Çok memnun. Şimdi diğer standlara gidelim. Mesela ne var? Ana sponsorun standına gidelim cuma. Turkcell'e gidelim. Hadi bakalım. İsim sponsoruna gidelim. Belki hat mat verirler. Gel böyle Cuma'cığım gel. Truva atınız. Biz birazdan onunla bir yemek almaya gitsek ya. Valla. Truva. Ama gerçekten güzel olmuş. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün gerçekten güzel bir konsept hazırlamışlar. Güzel yapmış. Marangoz arkadaşı da kutluyor. Elimde top. Böyle yanımda saat. Saat kaçmış bu arada? İki kesin yanlış. Saat 11.05 geçmiyor şu an. İsim neydi efendim? Feride. Feride Hanım, sizin göreviniz ne burada? Turkcell satış temsilcisiyim. Turkcell satış temsilcisiniz. Sağ aktivite temsilcisiyim. Yani. Ne yapıyoruz efendim? İyisinizdir şu an. Teşekkürler. Buralı mıyız? Gelibolu'yum. Buralıyız. Siz? Ben de buralıyım, Ezine. Ezinelisin? Evet. Ana, ben de Ezineliyim, dur. Bu arada topu biz el koyalım. Halı sahada güzel gider lan. Cuma bununla iyi top oynanır. Faturalıya taşırsak olabilir. Valla 3-4 tane faturalımız var. Bir tane daha olsun. Ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Neyse, şaka diyoruz ama. Peki bu yıl ilk mi sizin standtaki göreviniz? Geçen Hayır. yılda var mıydınız? Geçen yılda geçen vardı. Yılda. Nasıldı etkinlik? Geçen yılla bu yılı kıyaslarsak? Bu yıl daha iyi. Şimdi ben oraya burası konuşuyor, buradan mikrofon tutuyorum. Böyle. Şimdi benim interneti vaktifleşemiyor, onu diyeceğim falan dermişim. Geçen yılki etkinlik, estağfurullah. Bu arada geçen yılda kaldı. Geçen yılki organizasyondaki böyle ilgi alakayla bu yılı kıyaslar. Tabii ki kıyaslanmaz bile ya. Daha artış var. Bugün, bu yıl. Tabii. Değil mi? Peki sizin standınız? Şimdi de koskoca adı geçiyor. Bizim Turkcell'de her zaman ilgi var ki. Burada ilgi var. Tabii ki var. Peki bu alana gelenler neyinizden faydalanıyor? Neler yapıyorlar? Sen fatura ödeyebiliyor musun? Hayır, fatura almıyoruz biz. Ama faturalı hat alabiliyor. Faturalı hat alabiliyor, bilgi alabiliyor, faturası yüksek geliyorsa inceliyoruz gibi gibi birçok şey. Sorunları da çözüyoruz. Tabii. Peki bir tane de televizyon görüyorum, o ne işe yarıyor? Ozan. Diğer arkadaşlar. Bir şey soracağım, buradaki organizasyondaki herkes FBI ajanı gibi. Cuma baksana, bir dakika, deminden beri arkadan bir abi bize bir şeyler söylüyor. Gel abiciğim, gel. Arkadaş FBI'dan, hemen söyleyeyim. FBI'nin Turkcell şeyi, arkadaş da CIA'nin Turkcell şeyi. Şeyi ama sadece, yani ne olduklarını bilmiyorum. İsim neydi? Gökberk. Seninki de Ozan'dı zaten. Evet. Hatırladık, anladık. Gökberk Bey, sizin göreviniz ne burada? Ben sizi alıp dolaşmak değil. Yok, hayır değil. Ben Turkcell'in etkinlik ajansında proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Turkcell'in yapmış olduğu sponsorluklarda ya da etkinliklerde görev alıyoruz ajans olarak. Türkiye'nin neresi olursa gidiyorsunuz. Evet, geziyoruz. Buralı mıyız? Yok, ben Keşanlıyım ama yakınım. Keşanlı, yakınsın. Sen de bizdensin be ya. Ozan, bu televizyon ne işe yarıyor? Burası TV Plus standı. Yan tarafta fizik standımız var. Ücretsiz olarak indirtiyoruz bu standta modemlerimizden. Onları yüklüyorlar. Bir ay boyunca bu kartla ücretsiz olarak kullanıyorlar. Daha sonra 7 liralık bir ücreti var. Herhangi bir internet veya hani megabaytından falan yemiyor zaten. Bir kere indirmesi ve ücretini vermesi yeterli oluyor. He, bir kere 7 liraya veriyor. Evet, bir ay boyunca kullanıyor. Bir ay boyunca. Herhangi bir ne internet ya da ne yapabiliyoruz? Burada istediğiniz binlerce müzik arasından istediğinizi dinleyebiliyorsunuz. Tabii herkesin tercihleri farklı. Vallahi. Hadi ya. Cuma bir dur ya. Burada güzel koltuk da koymuşlar. Hemen ne güzel. Vallahi bir de HD Cuma. Bizim kanalın görüntüsünden iyi. Biz arkadaşlarımı devretsek kanalı, ne yapsak? Patron sonra kovar abi, böyle bir şeyler demeyelim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir stand olmuş. Nereye gidelim Cuma? Şimdi böyle geldik. Böyle gidelim. Bakalım oralarda neler var. Saat 4'te de etkinlikler başlıyor. Vallahi ne yapacağız?
yarışmalarımız var. Peki arkadaşlar, ben size röportaj yaptım diyerekten bana böyle bir tolerans tanır mısınız falan diye böyle torpil istiyormuşum. Yok, şaka söyler. Kamera kapalı ise evet, kamera açık sadece. Açıktı valla, şu an açıktı. Tabii bu işin esprisi. Ama gerçekten şunu baştan beri söylemek istiyorum. Geçen yılki organizasyonla bu yılı ben kendi aramda küçük bir kıyaslayayım, kısa bir bölümünü. Bu yıl bütün ekip çok sıcak ya. Geçen yıl benim şakaları kaldıramayanlar vardı. Bu yıl bayağı bir ekip. Bizim gibi genç, gencecik. Zaten isim sponsorumuz Turkcell'de de bir gençlik hareketi de var. Değil mi? Ben onu söyleyemiyorum. GNC'miz var. Onu söyleyemiyorum. Teşekkür ediyorum ama böyle kulaklıklarla olmuyor abi. FBI ajanı gibi korkuyorum. Tırsıyorum ben. Hadi gidelim Cuma. Kolay gelsin. Ben yaptığı görevden çok bana olan abiliğinden ve arkadaşlığından dolayı çok sevdiğim bir kişi. Lapseki'nin medar iftarı diyeyim ben artık. Lapsi böyle. Çanakkale. Bir de şöyle bir şey. Bizden daha çok canlı yayın yapıyor. Ya ben bir yıl boyunca yapamadığım canlı yayını Cihat abi sayesinde ama görüyoruz. Ama 3 aydır fazla yapmıyorum. Valla azalttın mı abi? Telif haklarından dolayı. Aynen. Yayın haklarından. Sayın Cihat, günümüzle birlikteyiz. Standımız çok şık. Başarılı sporcularımızın bir de her branşta var. Okçuluk, bedensel engellerde var. Atletizm, tekvando ki Gökçe gerçekten müthiş. Güreşte var. Özel sporcularımız var. Bakıyorum baya boksta var. Rio'da var. Evet, Rio'da. Dördüncü oldu arkadaşımız. Olimpiyat okçulukta oldu. Hemen Bülent kendisi Korkmaz. Bigalı evet. Kendisi Bigalı. Ama çok da fazla basında benim yer sınıf almadı. Arkadaşım. Öyle mi? Rio'da okçulukta gerçekten bizi temsil eden başarılı isimlerden biriydi. Peki geçen yıl da biz buradaydık. Yine buradayız. Bu yıl nasıl? Şimdi geçen yıl ben yoktum bu görevde. Lapsek görevindeydim. Şu an şube müdürü olarak burada görev yapıyorum ama geçen yıla göre çok daha iyi. Sponsor kuvvetli olunca devletimiz daha destek verdi. Artık spora ve karşıya Ecebat'a inanılmaz destek veriyor Spor Bakanlığımızda. Bu sene çok daha güzel. Valla biz gönüllü liderlerimizde bak isimlerini yazdırıyorlar şu an. Baya çok. Baya pazar günü saat 9'da hep bütün spor severleri, yürüyüş severleri, koşu severleri herkesi buraya yine bekliyoruz. İnşallah Spor Bakanımız ve çok değerli sanatçılar ve mankenlerin de bay bayan katılımlarıyla vallahi çok Cuma güzel bir yarışma olacak. Kaçırmayalım. Vallahi kaçırmayalım. Özellikle pazar günü. Hayır, mankenlerden değil. Bakan gelecek ya. O yüzden yani. Spor bakanımız gelecek. Kesinlikle mankenlerle alakamız yok. Çok da iyi kıvırdım o bu arada. Eyvallah. Cihat abi peki şimdi yeni görevin öncelikle hayırlı olsun. Eyvallah. Çok aktifsin bu görevlerde. Çünkü Lapseki'den ondan sonra Çanakkale'ye bayağı bir yol katede buraya kadar geldin. Eyvallah, Allah razı olsun. Peki şube müdürlüğünde Çanakkale'de gençlik spor il müdürlüğümüzün aktivasyonları nasıl, aktiviteleri nasıl? Vallahi inanılmaz yoğun. Yani şimdi bir de üniversitemiz açıldı. Üniversitenin içinde bir gençlik merkezimiz var bizim. Evet. Ben daha çok gençlik merkezlerinden sorumluyum, kamplardan sorumluyum. İnanılmaz büyük yatırımlar var. Ecebat'ta 1000 yatak kapasitelik bir yerimiz var. İnşallah. Yine güzel yolu çok Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da en büyük projesi yapılıyor kamp anlamında. Yani işimiz gençler, gençliğe yatırım. Nasıl daha iyi olurlar, nasıl güzel olur, nasıl vatanı daha çok severler, nasıl bayrağına daha çok saygılı olurlar. Yani direnen bir gençlik, arzulayan, yaşayan, memleketi seven bir gençlik için her şey yapıyoruz. Spor anlamında bakanlığımız da inanılmaz çalışıyor. Yani zaten başımı kaşıyacak yerim yok da, saçım da yok. Harbiden başını kaşıyacak. Aynen, liderlerimiz de çok çalışıyor ama 8-10 kişilik bir eksik kadromuz da var. İnşallah o da yakın zamanda doldurulacak. Biz hazırız, çalışmaya hazırız, göreve hazırız, gençlerimiz hazır. Üniversitenin içindeki gençlik merkezimizi özellikle söylüyorum. Çay ve suyumuz ücretsiz, her türlü aktiviteye açık. Oh, süper. Masa tenisinden bilgisayarına, ücretsiz müzik çalışmasına kadar her türlü aletimiz de var, müzik aletimiz de var. Gençleri bekliyoruz, biz hazırız. Bence de ben bile kendi kızımı Barbaros'taki gençlik merkezine gönderdim. Orada şu an müzik eğitimi alıyor, gitar eğitimi alıyor. İnşallah çok iyi bir gitarist olmayacak ama en azından şu var, kendini boş hissetmiyor ve orada güzel bir de çevre ediniyor. Ben Gençlik İl Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Bakanlığımıza ve gençlik merkezlerine çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizin nezdinizde. Biz buradan gidelim artık. Bir başka standa gidelim. Tamam. Hadi gidelim şimdi. Yok valla, kolay gelsin. Efendim
Yemek yerlerken genelde yakalıyoruz. Yemek vakti gelip röportaj mı yapılır, değil mi? Geveze hiç ya, öyle demiyorsun. İsim neydi? Arzu. Arzu Hanım, siz ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz, siz ne genelde yapıyorsunuz? Genelde yemek yemiyoruz herhalde. Bu arada güzel bir satranç takımı. Hemen evet, sizi tanıyalım. Arzu Hanım, görevimiz? Yüzme antrenörüyüm. Belediye Spor Kulübü'nde. Süper. Küçük yaş kategorisine eğitim veriyoruz. Nehir'le aynı. Evet, şeydesin. Nehir Hoca'yla. Nehir Hoca, ya. Yalçın Hoca, Mine Hoca. Evet, benim arkadaşım Mine, onlar nerede bu arada? Mine Hoca karşıda, Yalçın Hoca yanınızda. Mine Hanım, o saklanıyor şu kolay anda. Kolay gelsin. Bir alaydık sizi buraya. Bir alaydık. Değil mi? En son havuzda gördük. Peki, standımızdan bahsedersek ki özellikle Çanakkale Belediyesi evet, bu şeyde organizasyonda çok iyi bir yerde. Evet. Çok iyi bir isimde. Sizin standımızdaki olanlar neler? Şimdi bizim standımızda olanlar satranç, voleybol, basketbol, yüzme, tenis. Tenis. Ağırlıklı olarak bunlar var. Onlar var, evet. En çok yoğunluk olarak voleybol, basketbol, yüzme. Genelde hepsi de daha çok onlar üst seviyede. Ve en çok çocuklar ya da belediye sporda eğitim almak isteyenler ya da bize size katılmak isteyenler en çok neyi seçiyor? Genelde yüzmeyi seçiyorlar. Vallahi. Niye? Çünkü yüzme bütün kasları komple çalıştıran bir spor. Tüm kasları çalıştıran tek spor. Çene kasına kadar çalıştırıyor. Tek spor hatta, öyle söyleyeyim. Aynen. Konuşmaktan daha ileri bir seviyede çalıştırıyor hatta. Ulan biteydi bu parkur falan içeride. Anne, senin beni yüzmeye gönderdiğin güle. Lanet falan olsun falan. Peki sizin başarılarınız var mı efendim böyle? Benim kendime ait mi? Kendi şahsınız ait. Ben daha önce Çanakkale Sualtı Kulübü'nde yüzdüm. Orada bir dalgıçlık yaptım. Rugby, okey. Yapmadıklarınızı sorayım istiyorsunuz. Yok desem daha doğrusu. İşte ata binmedim, futbol oynadım. Onu yapmadım. Futbolda oynadın mı? Yok, oynamadım. Bak, onu ata binmemiş, spor futbol oynamamış. Oynamadım. Peki siz de koşacak mısınız efendim? Düşünüyorum ama bilmiyorum. Şu an Allah, düşünme aşamasındayım. Bütün ben size söyleyeyim mi Arzu Hocam? Bütün standlar öyle. Koşsak mı, koşmasak mı? İşte için bizim Türk... Kimisi de yediremedi. Şöyle... Koşacağız diyorlar ama koşmayacaklar, biliyorum. Şöyle bir şey, bizim Türk vatandaşımız genelde oturup yemeği tercih eder. Şu an bizim yaptığımız vallahi gibi. Vallahi bak, biz bu arada kitaplarda okunuyor, ne kadar güzel. Ya boş durmuyoruz yani, gene olduğumuzda da çalışıyoruz sonuçta. Olduğumuz yerde çalışın. Cuma şimdi belediye spordan nereye gideceğiz? Yine belediyenin. Belediye var. Evet, orada biliyorum çünkü var. Çok çamur bir arkadaşın yanına gideceğiz. Sevgili. Halı sahaların vazgeçilmez forveti, çamurların efendisi. Kolay gelsin efendim. Efendim. Sevgili Burak Bey ile birlikteyiz. Hiç Burak, geldi mi gitti? Bu sefer vallahi mikrofon bende. Al o sen zaman. Sen geçeceksin. Abi gel, tamam. Ben sana al, çamur, al, al. Dur bekle. Tamam, sen hemen elleri yıka. Bak rezil ettik. Biz bu arada, neyse ben bu arada yırtmayla. Kolay gelsin efendim. Nasılsınız? Arkadaş ciddi değil değil mi? Bana çamur falan yaptırtmayacak. Bu işler sırayla. Şimdi ya, hep biz yapıyoruz. Bu sefer siz yapın. Vay. Dün akşam attığım çalımın. Bu arada şöyle hemen söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten standtakiler bizim çok yakın arkadaşlar. Sevgili Burak hem aile dostum hem halı sahadan arkadaşım. Biz her çarşamba. Bu arada sizin görmeniz kameramanımız da bizim halı saha arkadaşımız. Dün akşam performansın kötüydü Cuma. 7 tane golden sonra. Bir de 7-7 bitti. Önce standı ben söyleyeyim. Sen onu hazırla Cuma. Standı ve kendini bize bir tanıt. Tabii ki. Çanakkale Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü. Spor işlerine bakıyorum ben. Özgür Erdoğan. Burada Burak Bey ile birlikte. Burada ne yapıyoruz biz? Çanakkale Belediyesi'nin Gelibolu Maratonu'ndaki destekleriyle birlikte. Burada hem belediyemizin standını tanıtıyoruz hem de bizim için önemli olan bir barış maratonunda, evet, ona katkıda bulunuyoruz biz de burada. Peki, biz bunları yaptığımızda koşarken bunlarla mı su içeceğiz diye sordum artık. Tabii ki de, onlar önce sırlanacak ve fırınlanacak. Çaktırma, yırtacağım ya, o yüzden. Yırtacağıma da hiç benzemiyor, elinden bıraktı. Sevgili Burak Bey, efendim sizi tanıyalım. Özgür Bey de mikrofonu tutarsa. Özgür al. Harbiden yapacağım mı ben bunu? Tabii ki yapacağım. Hadi ver o zaman önlüğü, ver. Ya. Her etkinlikte yani mikrofon sana yaptırtıyorduk değil mi? Bu sefer ben yapayım. Hadi bakalım. Biraz da anlatırsın artık yaparken. Arkadaşlar önce önlüğü giyiyorsunuz böyle. malzemelerimizi sayıyorum. Bir tutam pişto. Bir çanak su. Bir de yapmasını bilmeyen bir adam lazım. Benim gibi. En önemlisi. En önemlisi o. Şimdi Burak, ben böyle oturdum. Ne yapacağım? Buna mı basıyorum abi? Abi araba kullanmışlığım vardı. Var var. Çok ufak, iyi. Ufak. Gazı verelim oradan. Abi senin bayağı sert ama bunun şeyi. Elleri de şöyle güzelce ıslatalım. Bir ıslatıyoruz. Allah. Vallahi. Haydi bakalım. Sonra böyle tutuyoruz. Şöyle. Önce dışa bir şekil verelim değil mi? Canımın içi. Oo, çok da hızlı gitmesin. Şöyle. Sen profesyonelsin aslında. Ben evet, aslında bu işe. Yani şöyle bir şey. 70 yıl boyunca çanak çömlek yaptım efendim.
Hatta hala evimde yaptığım çanaklarla yemek yiyorum. Böyle. Yapabildiğim tek şey şöyle bir şey yapabiliyorum. Mesela şuradan hemen böyle bir daraltaraktan böyle hafiften ıslat. Bayağı ıslatmak gerekiyor mu Burak bunu? Evet. Cuma Bey, o kısmı dikkatli çekelim. En önemli kısmına geldik. En önemli kısım. Sonra buradan ben tabii ki bak işte benim tabağım hazır efendim. Böyle fazlalıklarını alaraktan birazcık yamuk oluyor. Olacak. Yedikçe düzeliyor. O yedikçe düzeliyor. Yemek yaparken bir de şöyle metal parçamız var. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama genelde kullanıyor bu arkadaşlar bunu. Vallahi kendi programında rezil olmak denilen şey de bu olsa gerek. Burak sen hiç hayatında çanak çömlek yaptın mı? Yok abi, ben hazır kullanıyorum. Hazır yani. Neyi kullanıyorsun, metal mi? Metal. Metal. En sağlıklısı. Abi en sağlıklısı bu. Benim yaptığım yani çanaklardan vazgeç. İşin şakası bir yana gerçekten yani en doğal malzemeler seramik malzemeler. Yani tabaktır, çanaktır, salata kasesidir. Özellikle eski tencereler çok makbul bu işte. Peki Çanakkale'de bu işe çok fazla özen gösteren var mı? Yani son zamanlarda Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'de de toprağa dönüş başladı. Yani büyük firmalar bile artık yoğurtlarını işte seramik kaselerde satmaya başladı. Evet, seviniyoruz bu tarz şeyler gördükçe. İnsanların doğala dönmesi güzel bir şey. Sanatsal bir çalışma oldu. Yani böyle. Soyut çalıştı. Çok soyut çalışırım abi ben. Böyle. Vallahi şöyle bir şey, doğaçlıyorum arkadaşlar. Doğaçlıyorum. Ve yılın yemek tabağı. Kendi programında rezil olan muhabir. Neyse, ben şimdi hemen şunu çıkartayım. Bunu öncelikle barış için koşan tüm herkese armağan ediyorum. Tabii kesmesini de bak öğrenmiştim çünkü seyrediyordum hep bura. Hemen. Bak. Tamam işte. O yılın ne işe yaradığını çözdün abi. Böyle sonra da baktınız bunun olmuyor değil mi? Hemen şöyle düzeltiyorsunuz abi. Burak, gerçekten bu işi öğrenmek kaç yıl sürüyor? Yani minimum yani 3 sene 4 sene çabalamak lazım. 3 sene 4 sene. Biraz denge işi çünkü. Benden olacak mı? Olmadı bu zaten. Senden olur. Olur mu? Senden olur abi. Hadi ben şu elleri bir yıkayayım. Bir abdest alayım, ben geliyorum arkadaşlar. Sevgili hemen sizler de katılabilirsiniz. Vallahi bak çok güzel oluyor ablacığım. Yaptınız mı? Deneyebilirsiniz. Kapadokya'da yaptım. Bir dakika dur. Özgür hocam siz tutun. Benim de elim müsait değil. İsim neydi efendim? Müjgan. Müjgan Hanım, Kapadokya'da bu işi böyle mi yaptırıyorlar? Ben zorla yaptım. Mı yaptırıyorlar? Zorla değil. Orada Ali Usta var. Çok güzel çanak çömlek yapıyor. Bak Ali Usta'dan bir şey öğren oğlum. Evet Ali Usta. Adam zorla yaptırmıyormuş. Evet. Ama şimdi siz varsınız. Peki. Ben Çanakkale'liyim zaten. Buralı mısınız? Tabii tabii. Maratonla koşacak mısınız? Ah. Hadi asıl koşucuyum ama vallahi geçen sene ameliyat geçirdim. Geçmiş damarı olsun. Şimdi de yürürsünüz en azından. Bence katının yürüyün. Tabii muhakkak. Ben geçen yıl 25 metre yürüdüm. Çok iyi olur. Valla ondan sonra basın aracıyla da gittik. Yani öyleydi. Evet. Hemen ben çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle siliyoruz değil mi? Böyle siliyoruz. Burak gel sen yanıma gel. Abi Çanakkale'de bu işi yürü gösteren çok kurslar veriyorsunuz. Kalabilirsinler önemsel olarak bilmiyor. Bu yıl başladı mı kursunuz? Tabii benim bilmiyorum da. Bu sene başladı. Belirçin var. Çanakkale'ye mi? Evet ödemiz var. Belirçin var. Daha beni biliyordum ben. Yani İsmail Usta devam ediyor, 75 yaşında eski usta. O da yine bizim seramik atölyesinde. Yani bu işin en başından alıyor sonuna kadar size her şeyi gösteriyor. Çanakkale Belediyesi hizmeti olarak. Ücretsiz bir de kurslar. Ücretsiz bir kurs, evet. Muhtemelen 2017'de de yani Nisan-Mayıs ayı gibi yine bir kurs açılır. Yani özellikle evinde bir şeyler üretmek isteyen, yani bu kültürün seramiğini yaşatmak isteyen insanlar için birebir bir kurs. Çünkü geleneksel yöntemlerle geleneksel Çanakkale yapımını öğreniyorsunuz. Sen nasıl başladın bu şey? Yani nereden geldi bu şevk? Yani 2008'de üniversiteden mezun oldum. Güzel sanatlardan mezun oldum. Daha sonra belediyenin atölyesinde başladım çalışmalarıma. Onun ardından müzeye geçtim. Biliyorsunuz seramik müzesindeyim. Aslında benim bölümüm geleneksel Türkiye sanatları. Yani Çin'i ve minyatür ağırlıklı bir çalışmalarım var. Hemen ben şöyle göstereyim. Hani basit şeyler değil.
Evet. Az önce ben kocaman çamura şu ölçüyü veriyorum, minicik şeyle bunu yapmaya çalışıyorsun. Evet. Gerçekten. Aslında bizim işte her zaman ustalar da söylerler, küçük çalışmak çok daha zordur. Yani en zorunu yapıyorsun. Şunu ben hani kocaman çamurla yapamadım. Evet. Küçüğünü bile yapmak çok zor. Ben gerçekten size Allah sabırlık versin. Çok çok teşekkürler. Hem genelleme yaparsam gerçekten çok zevkli bir şey. Deneyin diyorum. Gerçekten. Eliniz çamura bulaşsın. Toprak negatifliğinizi de alır. Ayağınız böyle de bir özelliği eliniz var. Değsin. Eliniz değsin en azından. Ve o sağlığı, o doğallığı siz de yaşayın. En azından bir hatıradır. Yani şöyle bir şeyi kendi evinizde, çok büyük bir şey değil. Bildiğim kadarıyla bir sucuk yöntemi de var. Evet, onunla evet, bile yapabilir yani bunu. Yani birçok şekillendirme yöntemi var. Sadece bir parça çamur işte insanların elde edip bunu şekillendirmesi. Çok da pahalı olarak değil ama hazırda satılıyor. Yani galiba, torbasına 20-25 kiloluk torbaları 15 lira 16 lira fiyatları alabiliyorsunuz. Gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Burak. Biz şimdi şu elimizi yüzümüzü bir toparlayalım. Ondan sonra diğer standlara gidelim. Hadi. Vallahi Cuma öyle de bir durum var ki burada. Neredeyiz biz şu an? 18 Mart standındayız. Öğrenci arkadaşlar beni kapat diyenlerden, ben çıkmayayım diyenlere kadar. Ben olmasam da olur abi, sadece üniversite önemli diyenlere kadar. Böyle basın açıklaması yapacak gibiyim ama ben, değil mi? Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım, değerli basın mensupları diyeceğim. Gel, kolay gelsin. Merhabalar. Kalem buldum Cuma burada bir sürü. İsim neydi? İlayda Yalçınkaya. Tanıyoruz zaten, ben tanıyorum da ismini öyle mesela sordum. İlayda ne haber? İyiyim, siz? İyiyiz vallahi, öyle dolaşıyoruz. Koşacaksın mı? Önce onu sorayım. Koşacaksın mı? Hayır. Hadi kapat Cuma. Peki standtaki göreviniz ne? Efendim ne iş yaparsınız? Yani gelenlere okulumuzu tanıtmak. Hangi bölüm efendim? Antrenörlük bölümü, beden eğitimi. Değil mi? Beden eğitimi, antrenör. Ne antrenör olacaksın kız sen? Uzmanlığım fitness. Fitness? Evet. Böyle bakıyoruz. Evet. Bence önce onun fitnesslaması lazım. Sizler efendim hangi bölüm? Biz de aynı sınıftayız. Aynı sınıftasınız. Evet. Peki arkadaş fitness antrenörü olacağını iddia ediyor. Evet, ediyor. Ediyor ama iddia sadece bir iddiadan ibaret. Evet. Olur mu? Olabilir. Çok İsim güzel. Neydi sizin? Merve. Sizin bölüm neydi? Benim de antrenörlük, aynı sınıftayım. Branşım tenis. Tenis. Evet. Wimbledon'a gidecek misiniz? İnşallah. Geçen gün Sharapova demiş ki onun benim çığlıkları taklit eden yok demiş. Doğru mu? Bilemem. Yalan. Siz çığlık atabiliyorsunuz mu? Hayır, ben atamıyorum. Atmıyor mu? Hayır. At kız. Denerim. Yani olmasa da iş olmasa da vuramasan da ama çığlıklar veriyor. Onun bir şeyi var yani. Hadi böyle. Hatun normalde tekvandocuymuş daha önceden falan diyecek. Alakası yok. Evet öyle. Eski tekvandocu. Maria Sharapova eski bir tekvandocu. Çünkü neden? Eski milli tekvandocuyum, oradan biliyorum. İsim neydi efendim? Mete benim. Mete, yakışıklı olduğun kadar da biraz küstahsın bu arada, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tabii şaka söylüyorum. Yakışıklı değil ama küstah. Mete, senin bölüm? Benim antrenörlük eğitimi tekrardan besliyor. Branşım fitness uzmanlığı. Fitness uzmanlığı. Ha, bak işte bak. Fitness. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam. Evet, evet. Görsellik de önemli ama öncelikle bilgilerin de hani yer alması gerekiyor. Sen kaçıncı sınıfsın? 4. Son. 4. Sınıf arkadaşım. Aynen. Evet, aranızda bir fitness maçı yapsak diyeceğim ama fitness'ın maçı olmuyor bu arada, onu da söyleyelim. Bilek güreşi falan. Geçen yıl da var mıydınız standlarda? Hayır, bu sene ilk defa. İlk mi? Evet. İlk defa. Senin de miyim? Sizlerin aranızda tecrübeli olan? Hayır. Sizin de miyim? İlkler hep zordur. Evet. Son sene gitmeden temsilci olalım dedik. Gitmeden bir böyle bir göreyim. Evet. Sen nereye gideceksin? İstanbul'a. İstanbul. Gelen tekliflere göre. Gelen tekliflere göre. Madagaskar'dan son aldığımız bilgilere göre. Madagaskar'da bir okula arkadaşı fitness antrenörü olarak da atayacaklarmış. Zaten onlar bayağı bir fit. İlayda'yı seviyorum, yapacak bir şey yok. Deminden beri beni saklayın diyen arkadaşa geldik. Saklanacak neyiniz var efendim? Hiçbir şeyim yok. İsim neydi? Eda. Eda. Bak Edalısın, ne güzel. İsim de güzel. Teşekkür Sen de mi ederim. Fitnessçısın? Yok, ben yüzücüyüm. Yüzücüsün? Evet. İyi yüzüyorsun mu? Yani. Nerede yüzüyorsun mesela? Ya şu an... Şu Boğaz'ı geçme yarışmasına katıldın mı Eda? Katılmadım, o dönemler yoğundum bayağı. Yoğundum, bayağı bir yoğundum işte. Eda'nın diğer işi de yüzmek olduğu için yüzmeyle ilgili şeyler de yoğun oluyormuş arkadaş. Evet. Ben de bunların şeyi gibi, menajerleri gibi konuşuyorum. Hani mesela Eda o gün havuzdaydı, güneşleniyordu havuzda ama. Değil mi? Eda nerelisin? Buralıyım. Buralı mısın? Hı-hı. Çanakkale merkez mi, köylerden evet, mi? Evet, Bigalıyım aslında. Bigalısın. Ama ne kadar güzel. Yaşıyorum. Peki, yüzmek isteyenlere ya da şöyle söyleyeyim, bir spor edinmek isteyenlere hangi spora öncelikle tavsiye edersin? Yüzme tabii ki. Sonra? Sonra tenis olabilir. Değil mi? Tenisten de arkadaştan bilgi alabiliriz. Aynen.
Ondan sonra sen işte çeşitli var zaten. Kocaeli, ha tamam, sana geleceğim. Badminton tekrar var. Ondan sonra futbol var. Basketbol futbol var. Hepsini denesinler. Ama önce yani yüzmeyle başlasınlar. Aynen, çünkü tüm öyle kaslar sadece o sporda Antalya'da çalışıyor. Antalya'da yaşıyorlar sonuçta, öğrensinler değil yani. Ya? Evet. Bak buradan benim kıza da hemen Beyza'ya söyleyelim. Kızım Kocaeli'li olabilirsin, Çanakkale'desin ama yüz bence. Banyo yaparken de yüzebilirsin. Ve bir Kocaeli'li. Neden Kocaeli'li? Ben Kocaeli damadıyım. Aa. Hemen onu söyleyeyim. Kızım Kocaeli'de doğdu. Durasanlı. Durasan köyü. Ha köy, tamam. Köy yani, ne yani? Tamam. Yani aşağı ben inova değil. Ben Gebzeliyim de. Gebzeli misin? Evet. Sen giriştesin. Evet. Şimdi ne tarafa göre giriş, o da ayrı bir mesele. Gezi tam ortada. Her tam ortada giriş. Ne tarafa doğru gidersen. Öyle. Giriş, İstanbul'a giriş. Peki aranızda koşacak var mı o gün? Hayır. Sakatsın. Değil mi? Sakatım. En son alı sahada sakatlanmıştı arkadaş. Peki 18 Mart Üniversitesi'ne niye gelsin öğrenci? Neden gelsin? Çok güzel bir şehir öncelikle. Bir kere denizi var bu şehrin. Umduğunu buldun mu Çanakkale'de? Yani beni hani tatmin etti. 4 yıl öncesine hadi gidelim. Evet. Sen seçmeden önce Çanakkale'den ne umuyordun? Şöyle, ben zaten Çanakkale diye geldim. Hani Çanakkale istiyordum ve Çanakkale oldu. Çanakkale'ye süper geldim. Hani o yüzden ben pek pişmanlık duymuyorum açıkçası. Eda, sence neden gelsinler Çanakkale'ye? Ya buradaki ortam diğer şehirlere göre daha sıcak. İnsanlar daha çabuk kaynaşabiliyorlar yani. Hani burada bir de şey yok. İşte sen oralısın, buralısın, şurasısın diye yok. Kimlik burada herkes yok. Aynen. Burada herkes bir bütün olarak yaşıyor. Elin İstanbul'u şunu kabul ettiysek. Yani biz kabul ediyoruz ya. Gelsinler, çıkıp gelin. Çıkıp gelin. İnsana ihtiyacımız var. Nüfus kalabalığına göre merkezi para alma diyeceğim ama yok, alakası yok. Merkez Bankası'ndan çok para alacağız. Çok gelin, buraya gelin. Buralı olun hatta falan. Zaten İlayda'yı biz basın camiasından tanıyoruz. Eski muhabir. Kızın yapmadığı iş kalmadı efendim. Ne yaptın? Öğrencilik işte. Basın muhabirliği, basında çalıştın. Evet, antrenörlük yaptın. Emlakçılık yaptın. Yaz döneminde. Şimdi de stand tanıtıyor. Sen yazın gidiyor musun? Önce onu sorayım. Yazın nereye gidiyorum? Bu yaz. Memlekete gidiyor musun yazları? Tabii artık bu kadar yeterli. Yeterli. Kalmayacaksın Çanakkale'de. Ya çok isterim ama yani başka planlarım olduğu peki, için. Peki futbol antrenörlüğünü yapıyor musun öğrenciyken? Ben fitness fitness özür dilerim. Yapıyor musun öğrenciliğin döneminde de? Fitness'la çok az uğraştım. Staj dönemi yazın uğraştım ama futbol antrenörlüğü yapıyorum. Yapıyorsun. Altyapımdan dolayı. Oo, güzel bence. Evet. Takımda oynuyor musun? Şu anda oynamıyorum. Tamam, biz çarşambaları seni halı saha takımımıza alalım. Tamam. Valla. Süper olur. Yaz kadroyu arkadaşım. Tamam. Hemen telefonunu alalım. Tamam. Ve 2 saattir kimsenin röportaj yapmadı. Orada öyle takılıyor. Değil mi? Kaçtım o kadar ama. Bak kaçtım diyor. Biz burada röportaj yapıyoruz. Burada böyle tamam yeter, fazla yapmayın tamam falan. Röportaj yapıyoruz bir saniye, rahatsız etmeyin. Pardon lütfen ben, yani lütfen. Bak adamın evet. İsim alayım efendim. Cansu. Can, senin braj neydi? Benim yüzme. Yüzüyorsun mu? Evet. Nerede yüzüyorsun? Havuzda, denizde. Vallahi. Gölde, peki, derede. Peki bir şey sorayım. Yüzmecilere bunu soracağım. Hep ben de yüzerim aslında. Evet. Antrenörlük falan yok. Bir dalışta kaç saniye duruyorsun? Hareket etmeden 2 dakika durabiliyorum. Vallahi mi la? Aynen. Hadi ya. Aynen. İyi, ben iyi duruyormuşum o zaman. 3 dakika 15 saniye. İyi. İyi. Ben iyi dalıyorum. Bir de 38 yaşındayım lan, ona göre. Maşallah. Vallahi 3 dakika aynen. 15 saniye. Daha tam evet. Olarak denemedim. Hareketli halim hem de. Yani. Hareketli. Hareketli. İyiymiş o zaman. Yani. Ciğer iyi. Ciğer iyi ya. Şeyden aldık. Kasap Şükrü'den aldım ben ciğeri. Tavsiye ediyor musun abi? Ciddi söylüyorum. Yani esmeri bir yana. Yok. Ciğeri değil de. Yüzmeyi tavsiye ediyorum. Yüzmeyi. Çünkü şöyle bir şey. Dalışı tavsiye ediyorum. Öncelikle oradan başlayayım. O ayrı. Dünyanın kara üstündekinden daha güzel bir dünya var aşağıda. Suyun altında. Aynen. Orayı tavsiye ediyorum. Yüzmek dediği gibi sağlık anlamında da kasların en çok çalıştığı. Hatta çene kasınızın bile, az önce bir yüzme antrenörümüz de söylemişti. Çene kasının bile çalıştığı aynen tek spor. Artı tıbbi anlamda hemen söyleyeyim. İnsanların kan basınçları karada neyse deniz altında daha az olur. Kalp krizi geçiremediğiniz tek yerdir denizaltı. Ama vurgun yemede o ayrı bir şey. Aynen. O çok çok farklı. 18 Mart Üniversitesi'nin bu güzel gençleriyle, bu enerjik gençleriyle, Bigalısı, Kocaeli'si, İstanbul'su. Sen nereliydin? Aslan Edremit'te. Edremit'te. Bayramış'ta. Bayramış'ta. Sen? Gelibolu. Gelibolu. Bir sürü Çanakkale'nin içinde bir tane Kocaeli'li, bir tane İstanbullu. Valla iyi olmuş. Bu gençlere siz güvenin. Bölümünüzün ne olursa olsun ama bu okula gelin. 18 Mart Üniversitesi'nin günü. Çünkü neden? Okulun bir şöyle bir sloganı var. Hemen söyleyeyim.
sizin üniversiteniz. Diğer okulların sloganlarına bakın, öyle bir slogan yok. Burası sizin üniversiteniz olduğu için, bir de Çanakkale olduğu için gelin. Kolay gelsin size. Hemen ben hiç bozmadan hemen gel Cuma'cığım. Gel Cuma'cığım. Bizim için hani az önce sağlıktan bahsettik ya. Neden bahsettik? Sağlık önemli ama dünyada olmayan ve dünyada ilk kurulan bir yer. 1868'de kurulmuş olan Kızılay standındayız. Kolay gelsin bu arada arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz burada? Soda dağıtıyoruz. Kan alıyoruz mu? Kan yok. Kan alaydık. Kanı şu anda merkezimiz ileride. Değil mi? 100 metre ileride. Evet. Birincisi orada alıyoruz. İkincisi bir ekibimiz var. Orada da devam ediyoruz. Bu arada ben hemen direkt oraya geçeyim. Size kolay gelsin. Siz sodayı dağıta durun. İsim neydi efendim? Yağmur ben. Yağmur Hanım, görevimiz nedir? Kan alma uzmanı olarak çalışıyoruz. Kan hemşire. Alma uzmanı, evet. Hemşire. Filobotomist. Yani ben Türkçesini biliyordum canım. Tıp okuduk ya, oradan biliyorsun. Öyle. Güzel. Yani. Alakası yok. Peki Çanakkale'de kan bağışı yapan çok mu? Yani ilgi var mı bu? Yok, açıkçası çok fazla bir ilgisi yok. Çok donerimiz yok galiba. Yok, ilçelerde bizim daha fazla bir katkı sağlanıyor. Bizim burada açıkçası hani kan alma merkezimiz var. Fakat ekip yer olarak bizde birazcık sıkıntı. Onlar için de meydanımız var. Cumhuriyet Meydanı'nda koyuyoruz. Belli dönemlerde koyuyoruz. Tabii orada oldukça görenler gelebiliyor sadece. Çok fazla bir reklam bu şekilde, reklamlarımız oluyor o şekilde. Zaten şöyle bir şey. Bildiğim kadarıyla Çanakkale Kızılay Kan Merkezi'nin de gezici bir aracı var. Araçlarımız var. İlçe, evet. İlçe dolaşıyoruz ama ona rağmen yine de çok fazla... İlçelerimizden evet memnunuz, askeriyelerimiz var memnunuz, üniversitemiz çok güzel. Bu anlamda yardımcı arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız var. İsim neydi senin? Cesur. Cesur. Evet. Nerelisin? Mardin. Mardinlisin. Evet. Mardin'de de Kızılay'da görev yaptın mı? Mardin'de yok, İzmir'de yaşadım. Kaç kere kan verdin? Ben mi? 6 kez falan oldu. Verdin mi onu? Evet. Vallahi ben de 13 kez verdim. O zaman kimler kan verebilir, ona geçeyim. Kimler kan verebilir? Hemen 18-65 yaş arası. Tüm Türk vatandaşımız kan verebilir. Niye Türk olmayanlardan almıyoruz? Herkesi bekliyoruz. Yok, alamıyoruz. Hadi hani ya. Evet, TC kimlik numarası gerekiyor bizde. Bizde TC sorgulamamız gerekiyor, evet. Peki hastalık durumu? Mesela ben bugün gripim ama kan vermek istiyorum. Bazı ilaçlar var, o ilaçların kullanımında alınamıyor. Onları doktorlarımız zaten sorguluyor. Dövme yaptırdığımızdan bir yıl geçti. Dövme, olması ameliyat, gerekiyor. Endoskopi, bu tür durumlarda bir sene kan alamıyoruz. Oh! Ne kadar güzel. Dövme yaptırtmayın. Bak ben yaptırttım, bir yıl falan kan veremedim. Bu yılda yazın ilk başında vermiştim. Çünkü bir yılı doldurmuştu son yapılan dövmemden sonra. Kan vermenin insan sağlığına nasıl bir faydası var? Şöyle bir faydası var. Tanımadığınız herhangi bir kişiye yardımınız dokunuyor. Bu şekilde bir faydası var. Manevi tarafı. Manevi tarafı. Sizin vücudunuzda çok fazla bir etki yok tıbben. Bu şekilde. Aslında en güzel anlamı da şu, tüm metabolizmanız sıfırlanmış oluyor, resetlenmiş oluyor bir şekilde. Evet, öyle diyebiliriz. Bir şekilde resetlenmiş oluyor. Halk diliyle çünkü öyle derler. Deriz ya, şunu yanlış biliriz, kan verdim, tamam kilo vereceğim. İşte bir de şey denir halkla, tamam kan verdim, ben bütün hastalıkları attım abi, artık grip bile olmam, aslında yanlış. Kilo alma, bilmiyorum. Kilo verme gibi bir durum kesinlikle yok. Kesinlikle durum yok. Ama kendinizi en azından psikolojik olarak rahat hissediyorsunuz. Evet. Mesela kesinlikle. Neye inanıyorsunuz odur. Ben kan verdim, kilo vereceğim dediyseniz ertesi gün tartılın, o bir kiloyu vermişsinizdir zaten. En güzeli şu olarak. Gönüllü ve karşılıksız. Aynen. Birine yardımcı hayat oluyorsunuz. Hayat kurtarıyor olmak. Kesinlikle. Evet efendim, biz şimdi sıcağın alnında burada röportaj yapıyoruz. Hemşire Hanım'ı da çok ben fazla yoğun. Ben kan almaya geçeyim. Siz kan almaya geçin. Ben kan vereyim dermişim. Çok teşekkür ederim. Yesurcuğum sana da teşekkür ediyoruz. Böyle bir gönüllü olduğun için soda dağıtma devam edelim. Kan vermek gibi. Birazdan geliriz. Çünkü neden? Hemen yan tarafa geçeceğim. Hemen yan tarafa geçeceğim. Çünkü kameraman arkadaşım bayağı bir yoruldu sıcakta. Kolay gelsin efendim. Nasılsınız? Neredeyiz? Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi'ndeyiz. Hepimiz aslında ismini biliyoruz buranın. Ama bir de başkanımızın desteğiyle Çanakkale'de Sakatlar Derneği'ni tanıyoruz. Kolay gelsin. Nasılsınız? İsim neydi efendim? Ulaş. Münevver. Lütfikar. Şimdi isim büyük olarak Lütfikar abimden başlayayım. Lütfikar abicim, burada çok güzel şeyler görüyorum. Öncelikle bunlar nedir? Kimler yapıyor bunları? Şöyle arz edeyim. Cezaevinde bulunan bir engelli arkadaşımızın el sanatları bunlar. Cezaevinde bulunan bir engelli arkadaşımız. Evet, onun yapmış olduğu şeyler. Biz de ona bir katkıda bulunmak için, yardım olsun diye
Bunları işte satıyoruz ve geliri de o arkadaşa gidecek. Mükemmel. Hani kader mahkumu derler ya, gerçekten yani, kader mahkumu. Evet, evet, evet. Gerçekten. Evet, işte ona bir katkımız olsun diye bu şeyi koyduk standın üzerine. Peki geçen yılki organizasyonda var mıydık? Geçen seneki organizasyonda... Standımız var mıydı? Vardı herhalde de ben yeni girdim daha yönetime. Şu bu sene girdim. Geçen sene yoktu geçen sene... ben bilmiyorum ama geçen sene ben yoktu. Ben de hatırlamıyorum ama vallahi bu yıl ne kadar güzel. Ümit Başkan biliyor. Yani ben yani, yönetimdeyim ama... Sevgili Ümit Burunlular kendisi. Şu anda arkadaşımız şeye kadar gitti. Grip hiç sıkıntı değil. Biz birazdan onu yakalarız. Şeye şimdi gitti, Ümit Burunlular'dan nereden tanıyoruz hemen söyleyeyim. Kendisi milli bir sporcu. Bilek güreşi. De özel sporcularda Avrupa şampiyonluğu aldı. Son dönem yakın dünya dönemde de dünya şampiyonasına gidecek. Çok yakında. Bayağı bir başarısı var. Ama önemli olan şu. Ben aslında genelde her programda bunu söylerim. Eğer böyle bir konu açıldıysa sakat isminin olmasını ben bazen yadırgıyorum ama mecburen Türkçedeki bu anlamı, bu olayı anlatabilecek ya özürlü ya da sakat. O iki kelimeyi kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye Özel İnsanlar Derneği olması gerekiyor. Benim kendi nacizane isim tavsiyem. Çünkü neden? Biz normal dediğimiz ama her zaman engelli olabilme adayı olduğumuz insanlarız. Ama onlar o kadar özel ki. Çoğu doğuştan, bazıları sonradan olma. Ama yaptıkları engelsiz bir insanın yaptığı şeylerden daha fazla. İşte görüyorsunuz hem kader mahkumu ama yaptığı ürünlere baktığınızda bir sanatçının elinden çıkmış kadar güzel. Peki derneğin başka faaliyetleri var mı Lütfüker abicim? Olmaz sen bu yıl mı? Olmaz girmişsin. Mı? Yönetmeyi alınan senden biraz bilgi alalım. Olmaz mı? Örneğin şurada şeyleri var. Broşürlerimiz var. Yani tanıtım afişleri. Hemen bak, ben alayım. Yaptığımız şeyler bak burada görülüyor yani. Bunları hep dağıtmışız. Hemen şurada vermişim. Çok güzel bir yazı var hemen okuyorum sevgili Cuma'cığım. 8 yılda 304 engelliyi istihdam etmişiz. Bu dernek 304 kişi istihdam etmiş. Şöyle bir matematiksel hesaplama yapalım basitçesinden. Sadece eşi ve kendisi olduğunu düşünürsek 2 ile çarptığımızda 608 kişi evini geçindirebiliyor anlamına geliyor bu. Çoluklarıyla bir tane de çocuğu olsun. 3 ile çarptığımızda yaklaşık 912 kişi de bu şehirden ekmek yiyor. Ve bu derneğin desteğiyle. Ki 8 yıl gibi bir sürede daha ne denir ki dışarıda engelli olarak gördüğümüz belki de acıyarak para verdiğimiz insanlara da biz para vermek yerine bir şekilde bir istihdam edelim. Bizim de bunda bir çorbada tuzumuz olsun diyenler varsa. Zaten gayemiz o. Yani. Fark edilmek, fark edilebilmek. İnsanların biz acıması değil de bizi normal vatandaş gibi görmesi, bize bir iş imkanı sağlaması veya aynen, gördüğü yerde destek olması. Bizim bütün amacımız bu. Yani fark edilebilmek. İnşallah istediklerimize ulaşırız diyorum. Hemen ben broşürümü bırakacağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. İnşallah buradan bu cumartesi gününe kadar olacak dönemde de inşallah burada güzel işler yapılır. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kolay gelsin. Cuma hadi biraz ara verelim biz. Birazdan da veda edelim seninle. Evet artık biz veda edeceğiz çünkü burada gerçekten çok sıcak bir ortam var. Ama hemen biz parkuru da şöyle yavaş yavaş parkurun önüne gelelim. Gel Cuma'cığım. Burada hemen şuradan başlayalım. Başlangıç noktamız Morta Koyunu'na başlayacakmış. Sonra bu çizgileri takip ede gideceğiz. Sizler sanırım görevlisiniz. Ben bitireceğim diyorum Cuma. Bu program bitmeyecek. İsim? Sibel. Koray. Görev? Şurada yazıyor. Bana sor. Tamam sordum. Bana mesela sor. Tamam gel Sibel gel. Gel canım. Gel arkadaşım. Şimdi burada farklı farklı renkler ve farklı farklı rakamlar var. Ne işe yarıyor? Bunların bir tanesi 10 kilometrelik, bir tanesi 21 kilometrelik, bir tanesi de 42 kilometrelik. Bir de halk koşusu var, ücretsiz. Tamam. Turuncu kim için? 10 kilometrelik. 10 kilometrelik. Halk mı koşuyor? 10 kilometreyi halk koşmuyor. Halk 5 kilometre koşuyor. 5 kilometre yani tahmini şuraya kadar. Yok doğru. Şuraya kadar. Yani Morta Koyun'dan başlayacak. Böyle devam edecek. Şuralarda falan bırakacak. Yürüyebiliyoruz mu? Evet. Koşabiliyoruz. Evet istediğinizde. Uçabiliyoruz mu? Yapabilirseniz o da olur.
uçabiliyorsak o sıkıntı değil. Peki madem sana soracağız bütün her şeyi, kaç ülke katılacak? Efendim? Kaç ülkeden sporcu katılacak? Onu tam olarak bilmiyorum ama bayağı ülkeden de gelecekler. Geçen sene 13 ülkeden katılmışlar çünkü. Tamam. Şimdi sen bekle. Kaç ülkeydi? Yaklaşık 50'ye yakın ülke katılacak. Ben hemen söyleyeyim. Bana sorabilirsiniz. 83 ülkeden sporcu katılacak bu yıl. Çok iyiymiş. 52. Bak oradan da bir 52 geldi. Aa, şaka yapıyorum. 52. 52 ülke. Peki güzel. Geçen yıl görevli miydin? Hayır, ben üniversite sene geldim. Bu sene mi geldin? Evet. Nerelisin? Ben Konya Seydişehirliyim. Konyalı mısın? Dur. Seydişehirliyim. Efendim? Sen üniversite öğrencisin. Evet. Bu yıl mı geldin? Yok, 3. senem. 3. senem. Nerelisin? Kocaeli. Hadi ya. Şimdi benim hayatımdaki iki önemli yer, üniversiteyi okuduğum yer Konya ve damadı olduğum yer Kocaeli. Hadi siz de bitirelim arkadaşlar gün programı. Ama programı biz çekmeye başladığımız ilk dakikalarda bir arkadaşımız vardı. Bize hep gel gel. Gel sen de gel. Seni de tanıyalım. İsmim İlker. İlker. GTP ne demek abi? Neyin kısaltması bu? Global Travel Planner'ın. Global Travel Planner. Abi Türkçe konuş. Yani bir turizm şirketinin kısaltılmışıdır bu. Şirket. Reklam tamam da GTP. Peki senin de mi ilk yılın bu organizasyonda? Benim ikinci senem. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrenciyim. Bu sene ikinci organizasyonla GTP şirketiyle birlikte çalışıyoruz. Geçen yıla oranla nasıl? Geçen yıla oranla hem katılım daha fazla hem de profesyonellik olarak daha ileri seviyeye taşımış durumdayız şu anda. Bu fuar alanında da gördüğünüz gibi. Keşke Armağan Bey'i de görebilsek çünkü organizasyonun ana ismi, soyadı gibi Armağan Aydeğer. Gerçekten Çanakkale 2 yıldır mükemmel bir değer kattı. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum bu organizasyonda olmanızdan dolayı. Ben teşekkür de ben edeyim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileri olarak gönüllü ekibiyle burada görmüş olduğunuz bütün arkadaşlarımızın hepsi çok güzel, gönüllü çok olarak, üniversite öğrencileri olarak Çanakkale şehrine sahip çıktılar. Ahde vefa gösterdiler. Mükemmel. Bu yüzden de ekip liderleri olarak da onlara ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok büyük değer ve kıymet taşıyorlar burada. Hepsine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Cuma artık böyle güzel insanlarla bitirelim değil mi? Ama dediğim gibi ben açılışta demiştim ki Çanakkale bir marka şehir. Çanakkale değer anlamında da çok güzel bir şehir. Ve Çanakkale'li olmanın da vermiş olduğu bir onurla, gururla inşallah. Pazar günü biz bu 43 kilometreyi tamamlayamayız ama herhalde Cuma 5 kilometreye kadar gideriz. Değil mi? Koşar mıyız Cuma? Koşarız valla. Halı saha maçlarında koşuyoruz. Bendeniz. Şehrin tescilli delisi ama Boğaz TV'nin de haylaz çocuğu Geveze'den bu yılın ilk ve yeni yayın döneminin de ilk programıyla çok güzel bir organizasyonda sizlerleydim. Cumartesi akşamı 21'de bu program yayınlandığının ertesi günü biz koşuyor olacağız. Sizleri de bekliyoruz. İçinizde sevgi, hoşgörü, mutluluk olsun ama isminin de söylediği gibi barış olsun. Hoşçakalın. Audio Jungle. Audio Jungle. What do you think?